Evet arkadaşlar, bugün sizlere Dever ve Klotoid hesapları ile alakalı, Dever, geçiş eğrisi ve Klotoid hesapları ile alakalı bazı şeylerden bahsedeceğim. Şimdi bu Dever ve Klotoid hesapları son derece kolay hesaplardır aslında. Öyle kafa karıştıracak bir şey söz konusu değil. Çok rahat olun, her şey oran orantıyla çıkacak. Soru şu: geçiş eğrili bir kurtta genişletmeli ve geçiş eğrili bir kurtta bütün deverleri hesaplayınız. Şimdi bunun için bize bazı bilgiler verilmesi lazım. Bu bilgiler işte kurbumuzun yarıçapı, R'si biliniyor zaten. İşte kurbumuzun development uzunluğu, yani yay boyumuz, işte maksimum dever, minimum dever, sürtünme kat sayısı, reaksiyon time, ondan sonra platform genişliği, ondan sonra sademe, yani ivmenin zamana göre değişimi, metre bölü saniye kare ivmeydi, metre bölü saniye küp olacak şimdi birazdan, o oraya değiştireceğim şimdi. Ondan sonra E mesafesi, iki teker arası mesafe, L iki dingil arası mesafe, 12 metre, H ağırlık merkezinin yerden yüksekliği. Teorik dever formülümüz var: 0,0443 çarpı proje hızının karesi bölü yarıçap. V-skidding dediğimiz savrulma hızı 11,3 çarpı kök içinde mü e çarpı r. Mü e de hızın karesi bölü 127 çarpı r. Bu 127'nin zaten kare kökünü alırsanız 11,3 gelecek. O da oradan geliyor. O 127 de birim dönüştürmeden geliyor. Aslında bu v kare bölü gr. G 9,81 metre bölü saniye kare, ama v de kilometre bölü saat. Bu kilometre bölü saati metre bölü saniye kare. Buralardaki birimleri dönüştürdüğünüz zaman bu 127 sabit sayısı geliyor. Önemli bir bilgi değil bu. Devrilme hızı, overturning ise aynı baraj gibi aracın devrilmesi için gereken hız. Tabii ki bu savrulma hızından yüksek olmak zorunda. Her zaman öyle çıkacak. Devrilmesi arabanın savrulmasından daha zordur. E o da ne? 8 çarpı kök içinde R çarpı E bölü H. R'yi biliyoruz. E neydi? 2 teker arası mesafeydi. 1,8 metre. H da ağırlık merkezinin, aracın ağırlık merkezinin yerden yüksekliği. Şimdi geçelim hesaplamalara. Önce ilk kontrolümüz arkadaşlar. İlk kontrolümüz savrulma kontrolü. Hemen savrulma kontrolü için öncelikle neyi hesaplamamız lazım? Öncelikle mü e'yi hesaplamamız lazım. Mü e'nin formülü var burada: v kare bölü 127 r. Onu yazdığımız zaman savrulma hızını her zaman bu şekilde büyük olarak hesaplayacağız. Proje hızından hep böyle çıkacak. Zaten bakarsanız eşitliğe, zaten hocam bu buna eşit çıkıyor. Evet, böyle çıkacak. Bu sadece bir kontrol. Yapıp geçin bunu. Savrulma hesabı ile ilgili detayları başka bir videoda anlatacağım. Orada işte ağırlık merkezi, tanjant alfa, eğimden dolayı ağırlığın etkisi, savrulma kuvvetinin, merkez kaç kuvvetinin etkisi ne oluyor? Hepsini zaten derste çözdüm ama bir videosunu da hazırlayabilirim belki. Şimdi mü e'yi hesapladık. 0,504 bulduk. Mü e 80'in karesi bölü, yani şu formülü uyguladık. Ondan sonra hemen savrulma hızımızı buluyoruz. Savrulma hızı 11,3 çarpı nü e. Nü e'yi zaten hesaplamıştık. Çarpı kök içinde r. R de 100'dü zaten. R'yi de biliyoruz. Evet, geldik, hesapladık. Savrulma hızımız ne çıkmış arkadaşlar? 80,222 büyüktür proje hızımız olan 80'den. Tamam, çok kolay, gayet güzel bulduk. İkincisi overturning kontrol. Devrilme kontrolünü yapacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Onun da formülü var aynı şekilde: 8 çarpı kök içine R çarpı E bölü H. Hemen gerekli değişkenleri R 100'dü, E 1,8'di, H 0,7'ydi yazdık. Eşitliğimizi formülümüzün içine koyduk. Savrulma hızında pek tabii ki devrilme hızında pek tabii ki de savrulmadan büyük olacak şekilde hesaplamış olduk. Böylelikle ilk iki basit kontrolümüzü gerçekleştirdik. Üçüncüsü ise teorik dever hesabı. Şimdi teorik dever hesabı şu arkadaşlar. Şimdi bu bizim teorik deverimiz 0,0443 çarpı proje hızının karesi bölü r. Bu 0,0443 farklı sayılar da olabiliyor bunlar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğinde, ayrıca AŞTO'da da bu 0,0443'ü farklı değerler olarak görebilirsiniz. Önce bir deverimizi hesaplayalım mevcut proje hızımızda. Mevcut proje hızımız kaç? 80. Mevcut proje hızımız 80 kilometre bölü saatten. Teorik dever hesabımızı yapalım. 0,0443 çarpı 80'in karesi bölü 100 ne geldi? 0,28, yani %28'lik bir dever çıktı bize. Eğer bu kurba, yani 100 metre yarıçaplı bir kurba 80 km hızla girersek
Güvenli bir şekilde burayı alabilmemiz için bizim deverimizin %28 olması lazım. Ama maksimum dever bakın %8'di. Dever %8 maksimum ama %28 bulduk. Bu not acceptable. Kabul edilememez bir durum yani. Bu unacceptable bir durum. Bunu düzeltmemiz lazım. Yani eşitliğin sol tarafına ben ne yapacağım? Eşitliğin sol tarafına çıkması gereken değeri %8 yazacağım. Yani %8 ne? 0,08. 0,08 eşit olmak zorunda 0,0443 çarpı yeni proje hızımız bölü yarı çapımız. Evet, buradan yeni proje hızımızı hesapladığımız zaman 42,5 kilometre bölü saat olarak buluyoruz. Tabii ki bu yeni proje hızımız, yani bu şu demek. Eğer biz buraya %8'lik değer verirsek yeni proje hızımız 42,5 olacak. Ama tabii ki biz bu yola viraja girmeden önce 42,5 diye bir hız tabelası koyamayız. O zaman bizim hız tabelamız 40 olacak. Hız tabelasını da koyduk. Bu işlemlerin aynısını soruda da yapacaksınız. Daha sonra transition curve, geçiş eğrisinin uzunluğunu bulacağız. Geçiş eğrisinin uzunluğunu bulmak da son derece basit. Geçiş eğrisinin uzunluğunu da formülü var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi geçiş eğrisinin formülü proje hızının küpü bölü 46,7 çarpı R çarpı SADM. Evet, hemen gördüğümüz şeyleri proje hızının küpü bölü 46,7 çarpı 100 çarpı SADM. SADM neydi? 0,3 0,6 arası ivmenin zamana göre değişimiydi. Hemen aldık onu. SADM'yi bu arada bir değer seçtik. Ben 0,5 seçtim ve hesapladım. Ne çıktı? 219 metre çıktı. Hemen gözüm kurbumun boyuna, yani yay boyuma gidecek. Yay boyum 140 metre. Şimdi yay boyundan muhakkak geçiş eğrisinin küçük olması lazım. Yani yarısından küçük olması lazım. Çünkü geçiş eğrimin yarısı kurbumun içinde olacak. Yani TO'dan sonra olacak geçiş eğrimin yarısı. Geçiş eğrimin yarısı da TO'dan önce olacak. Yani ben aslında kurbumun başlangıcını LG bölü 2 kadar geriye çekmiş olacağım. Yani buna uğraşıyorum aslında. Şimdi LG bölü 2 kadar geriye çekersem LG bölü 2 kadarlık kısmı kurbumun içinde olacak ve bunun kurbun ortası olan B noktasını, kurbun midpointini, bisektrisin olduğu yeri yani geçmemesi lazım. Bunun içinde bu eşitliğime baktığım zaman eğer LG 219 olursa 219'un yarısı 109,5 70'ten ne? Büyük. Yani orta noktayı geçiyor LG'nin yarısı. O zaman ne yapıyorum? Hemen değiştiriyorum. Bu konfor parametresiydi bizim için. 0,6 olan şey konfor parametresiydi. Ne kadar yüksek olursa o kadar az konforluydu. Limit değeri alıyorum. 0,6'yı ve LG'yi tekrar hesaplıyorum. LG hesap sonucu gene 182 metre çıktı. Gene büyük ama bizim bir başka değişkenimiz daha var. O da ne? A. Yani klotoid parametresi olan A. Yani klotoid fonksiyonunun değişkeni aslında bu A. Bu A parametresi de iki değişkene bağlı. R çarpı L A'nın karesine eşit arkadaşlar. L, LG aynı geçiş eğrisinin boyu. A kare eşittir 100 çarpı 182. Yani R çarpı R zaten 100'dü. LG'yi de biz 182 bulduk. A'yı buradan hesapladığımız zaman 135 buluyoruz. Ama ben eğer aynı eşitliği az önce bulduğum 219 değerine yazsaydım, 219 yazsaydım LG yerine, R'miz de 100'dü. A'yı 148 bulacaktım. A'yı da ben ancak 50'nin katları kabul edebiliyorum. 50, 100, 150, 200, 250, 300 olabiliyor. A'yı 150 seçecektim eğer 148 bulsaydım. Yakın değeri seçiyorum. O zaman yakın değeri seçtiğimde 150 seçecektim. A'yı eğer 150 seçseydim tekrar bu bulduğum 150 değerini şu eşitlikte yerine yazacağım. A kare eşittir R çarpı LG ya, bu eşitlikte tekrar yerine yazacağım. Orada yerine yazdığım zaman şunu göreceksiniz ki 150'nin karesi eşittir 100 çarpı L. Buradan L'yi 225 bulacaksınız. Ama 225'in yarısı da yine 140'ın yarısından büyük. Halbuki küçük olması lazım. Gene bir kabul edilemez bir durum oldu. Yani geçiş eğrisinin yarısı bizim kurbumuzun orta noktasını geçti. Yani kurp açıldığı gibi kapanmadı. Birazdan o şekilde çizeceğim zaten diğer videoda. Olamaz diyoruz. Şimdi A 150 seçtik. R sabit, A 150 seçtik, olmadı. 225 geldi. A 150 seçtiğimizde olmadıysa o zaman daha küçültmemiz lazım şu eşitliği. A 150 değil, A 150 değil. Burayı küçültmemiz lazım LG'yi. R zaten sabit. LG'yi küçültmek için A'yı 100 seçeceğim. A 100 seçiyoruz. Ondan sonra tekrar yerine koyuyoruz eşitlikte. A'ya 100 yazıyoruz. 100'ün karesi eşittir. R 100'dü zaten, sabit yarıçapımız. 100'ün karesi eşittir 100 çarpı LG. LG ne? 100 olarak bulundu. Gelelim
Gelelim diğer videoya. Diğer videoda da kalanını açıklayacağım.